Tiyatrosu. Gölge oyunu oynamaya hazır mısın Gaga? Ha, hadi başlayalım Ege. Gaga, feneri almadım ama daha. Lambayı açar mısın? Açarım tabii ama açamıyorum Ege. Düğme şimdi buradaydı. Ha. Bir dakika, Ege sakın kıpırdama, şimdi bulurum. Bulamadım. Birazcık sağda olmalı. Yok, azıcık sola doğru. Ha, buldum. Feneri şuraya koysam. Biraz uzaklaştırayım. Oldu. Şimdi ışığı kapatabilirsin Gaga. Ha, kapatıyorum. Kapattım. Şimdi bir... Tavşan. Bir tavşan yaptın Ege. Evet Gaga. Küçük bir tavşan var duvarımızda. Şimdi de... Yavru köpek. Hav hav. Evet Gaga. Ve bir şey daha göstermişti annem. Şöyle mi yapmıştı, böyle mi yapmıştı? İşte... Geyik. Ben de denemek istiyorum Ege. Ha? Önce tavşan yapayım. Ay, hiç benzemedi. Bir geyik. Bu da olmadı. Olmuyor, olmuyor. Gölgeler hiçbir şeye benzemiyor. Gaga, üzülme sakın. Kanatlar ve parmaklar birbirinden çok farklıdır. Bak, bükebiliyorum. Ha, yani ben hiçbir zaman tavşan gölgesi yapamayacak mıyım? Kanatlarınla yapamayabilirsin. Ama gölge tiyatrosu yapabilirsin Gaga. Tavşan, geyik, köpek ne istersen oynatabilirsin. Yaşasın ama nasıl? Önce kuklalarımızın resimlerini çizelim. Tavşanımız da hazır. Pipetleri yapıştıralım. Kuklalarımız da hazır. Sahnemiz... O da burada. Ama o bir kutu Ege. Şimdilik öyle. Ha. Defteri verir misin Gaga? Çizerek daha iyi anlatabilirim sana. Bu değil. Hah, işte defterimiz. Daha büyük bir kutu da olabilirdi. Daha küçük bir kutu da. Kutunun kapağını kullanmayacağız. Açık olan bölüme yakın iki uzun şerit keseceğiz. Hazırladığımız kuklaları buralardan geçirip istediğimiz gibi oynatacağız. Ama hani gölge tiyatrosu yapacaktık Ege? Geyikle köpeği de denesek. Daha bitmedi Gaga. Telaşlanma. Kutunun kapağına perde yapıştıracağız. Biraz büyük değil mi? Onu kullanmayacağız Gaga. Gaga. Dönmesem, dursam. Bir an önce kurtulsam. Dolandım Ege. İyice dolandım. Sıkıştın Gaga. Ters yöne dönmelisin. Ha? İyi misin Gaga? Hadi devam edelim. Ben iyiyim. Peki ne yapıştıracağız sahnemize? İnce beyaz bir kağıt. Aydınger kağıdı olsaydı ondan kullanırdık ama... ...onun yerine annemin kurabiye yaparken tepsiye koyduğu pişirme kağıdından kullanabiliriz. Hemen getiririm Ege.
sevdim. Bir kaşık alsam. Bir kaşık daha. Gaga, bulamadın mı? Yoğurt çok güzelmiş. Pişirme kağıdı. İşte buldum Ege. Kutunun açık bölümüne kağıdı gergin bir şekilde yapıştırdık. Evet, çok iyi yapıştırmışız Ege. Sahnemiz hazırsa kuklalardan birini seçebilirsin Gaga. Tavşan hoplayıp zıplar, oradan oraya koşar. Perdenin önünde değil, arkasında durmalılar Gaga. Şimdi hatırladım, burayı onun için açmıştın. Başlıyoruz. Ben de sırayı şaşırdım Gaga. Önce fener açılır, sonra ışıklar kapatılır ve oyuncu tavşanımız sahnede yerini alır. Ha? Ama neden olmadı? Geyikle köpeği de denesek. Onlar da olmaz Gaga. Bir şeyi yanlış yapıyoruz ama. Neler yazmışız deftere? Sahne şimdi tamam. Perde tamam. Fener tamam. Kuklalarımız da tamam. Aa, nasıl da unuttum. Kutunun iki tarafı da açık olmalıydı Gaga. Hemen açarız. Sabırsızlandım iyice. Bak. Baylar bayanlar, sevgili arkadaşlar, işte karşınızda Tavşan Gölge Tiyatrosu'nda. Tavşanın Gölge Tiyatrosu'na çıkmış sonunda. Gölge oluşması için bir ışık kaynağı olmalıdır. Güneş en büyük ışık kaynağıdır. Güneşli bir günde sokakta dolaşırken ağaçların, evlerin, hatta kendimizin, yani her şeyin bir gölgesi olduğunu görürsünüz. Fener de bir ışık kaynağıdır. Gölge tiyatromuz için bir fener yeterli olacaktır. Gölge tiyatrosu deyince Karagöz ve Hacivat geliyor aklıma. Hoş geldin Karagözüm. Hoş geldik Karaüzüm Hacivat. Sonunda bizim de sahnemiz açıldı. Gaga yorulmak bilmeden konuşturdu onları. Thank you.